Örümcek adam mı daha güçlü, yoksa örümceğin ipeği mi? Örümcek adam bir gökdelenden diğerine örümcek ağlarıyla korkusuzca zıplayan, kötü adamları durduran bir kahramandır. Peki örümcek adamı bu kadar güçlü yapan örümcek ağı gerçekten de bu kadar etkili mi? Peki bu sahnede olduğu gibi hızla giden bir treni durdurabilir mi? Bilim insanlarına göre evet. Örümcek adam bu sahnede hızla giden bir treni örümcek ağlarıyla durduruyor ve yolcuları ölümden kurtarıyordu. Peki bu sahnenin bilimsel gerçekliği var mı? Leicester Üniversitesi'nden 3 araştırmaya göre evet. Eğer filmde gösterilen boyuttaki bir örümcek ipeği doğru şekilde sabitlenirse, tek bir örümcek ağı tam hızla yol almakta olan 4 vagonlu bir New York metro trenini kolayca durdurabilir. Araştırmacıların hesaplamalarına göre tam hızla giden bir trenin 300 bin Newton kuvvetinde bir gücü olur. Bu da örümcek ağının kopmamak için 500 milyon jül enerjiyi emmesi gerektiği anlamına gelir. Filmde kahramanımız birkaç örümcek ipeğini etraftaki binaları sabitleyerek bu işi başarıyor. Araştırmacılara göre buna bile gerek yok. Madagaskar'da yaşayan bir örümcek türünün ipeği bilinen her türlü malzemeden daha güçlü ve tek bir iplikçik bile bu iş için yeterli olurdu. Bildiğiniz gibi örümcek ipliği suni olarak üretilen kevlardan 10 kat daha güçlüdür. Çelikten çok daha sağlam ve plastikten çok daha esnektir. Örneğin bir örümcek ipliğini kopana kadar 80 km esnetebilir ve sıkı durun, örümcek ipeğiyle dünyanın etrafını sarmak istesek, bu ipin ağırlığı sadece bir portakal kadar olur. Müthiş bir yaratılış değil mi? Süper verimli, süper esnek, süper güçlü. Tek bir örümcek ağının bir treni durdurabilecek olması, Allah'ın yaratma sanatındaki mükemmelliği tüm ihtişamıyla ortaya koyuyor.